erken seçim var. Evet. Muhalefet erken seçim talebinde bulunuyor. İktidar kabul etmiyor. Siz erken seçimle ilgili ne düşünüyorsunuz? Önce sizden başlayayım. Ya şimdi ülkemiz, memleketimiz malum koronadır, işte şudur budur, dış devletlerdir. Bayağı bir yani şey durumda, zor durumda. Bence biraz durmalı erken seçim. Yani şu anda erken. Evet. Erken seçime erken diyeyim. Erken seçime erken diyorsun. Evet. Siz de mi aynı fikirdesiniz? Yani durması gerekiyor. Ekonomi olarak. Çünkü hem ekonomi durmaz, hem salgın, insanlar ekonomik olarak da, işsizlik olarak da, eğitim olarak da, yani çoluğumuzun çocuğumuzun eğitimleri olarak da şeylikte bence dursun. Erken seçim olur, iktidar değişirse bütün problemler ortadan kalkar düşüncesi var. Siz katılmıyorsunuz o zaman. Yok, katılmıyoruz. Hayır. Peki yarın seçim olsa mevcut iktidara oyunuzu verir misiniz? Veririm. Veririm. Bence erken seçim şart, artık iktidarın da değişmesi lazım. Biz AK Parti iktidarına karşı değiliz zaten. Sisteme karşıyız. Zaten AK Parti iktidarının yok olması demek, sistemin de yok olması demektir. Biz halkın iktidarda olduğu, diktatörlerin olmadığı, sizin gibi güzel gazetecilerin daha özgürce haberler yapabildiği, düşüncelerini daha rahat dile getirebildiği bir sistemin gelmesi bence Türkiye Cumhuriyeti Devleti için çok daha iyi olacaktır. Bu adam 17 seneden beri ben bu memlekete hiçbir faydası olmadı. Irkçılık dersen bunda, faşistlik dersen bunda, insanlık demesen bunda, her şey bunda. Çünkü ben yıllarımı verdim bu memlekete. Kendi 5 tane çocuğum şu anda üniversiteyi bitirmiş. 5 tane kızım var, oğlanım yok. Herkes diyor çocuk okusun. 5 tane kızım hastane yönetimini bitirmiş, ziraat fakültesini bitirmiş, bilmem nereyi bitirmiş. Git mağazalarda çalışıyorlar. 2300 liraya. Yani bu hükümetin gitmesini ben taraftarım şahsi kendi payım olarak. Kendi payım olarak gitmesinden tarafım. Ben kızım hastane yönetimini bitirmiş. AK Parti'ye gittim. Çoluk çocuğunuzu getirin buraya kaydedin diyor. Mecbur muyum ben? Yarın FETÖ gibi bunu da tutuklarlar. Yarın FETÖ gibi bunu da götürürler. Götürmezler mi yani? Bunun olmayacağını, bugün mesela Cem Ozan gibi bir adamı, bu adam yok etti bilmem... Ne televizyonuydu? Onu götürdü, onu unuttum ben. Doğan Holding'i götürdü, bilmem kimi götürdü. Yani bir günde bunu götürecekler, en sonu götürecekler. Hani muhakkak götürecekler ama artık benim konuşacağım da bu kadar. Bilmiyorum daha siz ne düşünüyorsan odur. Peki şimdiye kadar mevcut iktidara hiç oyunuzu verdiniz mi? Hiç vermedim. Yani bir sefer verdim, o da ilk dönemde. İlk dönemde 5 sene çok iyiydi. 5 sene bak ben esnaftım kendim. 5 sene çok iyiydi. Irkçılık yoktu. Mesela faşistlik yoktu. Bu yoktu, o yoktu. İnsanlık vardı. 5 sene sonra bu adam tamamen cıvıttı. Tamamen cıvıttı yani. Bugün mesela gitti PKK'yı dağdan indirdi. Bilmem kimin getirdi, bilmem ne yaptı. Yok sana açılım yapacağım. Yok sana bunu yapacağım. Yok sana cemaat açacağım. Yok sana bunu yapacağım. Hiçbir şey de yapmadı. Yani bütün hepsi şeyde kaldı. İktidar erken seçimi neden istemiyor? Çünkü yandaşları vardır. Şimdi şu anda mesela onun etrafındaki insanlar hep tok. Adam mesela onun seçim olmasını da istemiyor. Şimdi o seçim olursa, o giderse bütün yandaş ne olacak? Zarar edecek. O zaman ne yapacak? Çünkü yediğini içtiğini arkasında, ben kendi evimde şahsen şunu gördüm. Gece yarısı bu seçimden önce 4-5 kolye mal geldi. Üstü, biz 3 daireyiz. Üste alta gelmiş. Bana gelmedi. Onlar da evde olmadığı için kolyeleri kapıma bıraktılar. Nedir bu dedim. Kardeşim kolyenin birini aç, sana ne dedi. Ben dedim ki kabul etmiyorum. 4 kolye 5 kolye mal ben. Ya belki bunun içinde kaçak var, bir şey var. Açtım ki salam, sucuk her birisi 4 kilo. Peki bu salam, sucuklar kimin malıdır bu? Kimin malı? Bir tane de ben aldım. Tam 2 ay, 3 ay afiyetçe yedim vallahi. Afiyetçe yedim. Afiyet olsun vallahi. Afsal. Aha bu kadar. Şu an ortalık gerçekten çok sıkıntılı olduğu için ya erken seçimin gündemde olması doğru bir konu değil ama bir gerçek de ortada ki insanlar çok zor durumda. Şu an açlıkla pençeleşiyor. Mevcut iktidar, bizim yöneten insanlar bir gün böyle çarşı pazarı bir dolaşıp bir esnafların ne durumda olduğunu sordular mı acaba hiç? Ben bir esnaf olarak dükkanım 3 aydır 4 aydır kapalı ve faturalar, vergiler hepsi üst üste geliyor. Hiç durma yok yani.
Bizim kapımızı hiç kimse çalmadı şimdiye kadar. Gelip de bir sıkıntınız var mı, bir sorunuz var mı diye soran olmadı. İnsanlar şu an gerçekten açlık sınırında. Bu iddiamı kabul etmeyen insanlar varsa kendi yaşadıkları yerlerde teker teker esnafı dolaşıp sorabilirler. İnsanlar ne halde olduğunu görebilirler. Yani erken seçimden ziyade çok farklı bir gündemimiz olduğunu düşünüyorum. Şu an insanlar açlık sınırında. Yani şurada bizimle röportaj yapmak yerine şurada istediğiniz herhangi bir esnaf arkadaşımızla yaparsanız durumun ne halde olduğunu görebilirsiniz. Yani insanlar şu an kaderine terk edildi. Siz hangi sektörde çalışıyordunuz? Ben kendim gıda sektöründe çalışıyorum. İş yerim vardı. Mevcut sıkıntılardan dolayı 4 aydır iş yerimi kapattım. Kapatmamın sebebi de işlerin düşmesi, faturaların, vergilerin yüksek olması. Yani bizim bir kullandığımız elektrik faturasına bakıyoruz. 600 TL kullanmışız. Gelen fatura 980 TL. Bu Covid zamanında esnafa, insanlara daha yardımcı olunması gerekir. Doğru değil mi? Nasıl çalışmalar yapılabilirdi? Şöyle yapılabilirdi. Mesela en azından bir elektrik su vergileri alınmayabilirdi. İnsanlar 2 ay değil de 4 ay vergiden muaf tutulabilirdi. Veya diyelim ben Antalya Şarampol Caddesi'nde benim iş yerim var. Buranın belediye başkanı veya valisi veya kaymakamı gelip oradaki esnafları tek tek dolaşarak bazı yardımlarda bulunabilirdi. Benim düşüncem buydu ama bizim kapımızı hiçbir zaman hiç kimse çalmadı. Biz bu ülkenin vatandaşıyız. Allah'a şükür vatanımızı da seviyoruz. Bu yaşımıza kadar vergimizi de ödedik. Ama bu 3-4 ay, 5 ay, 6 aylık bir sıkıntılı dönemimizde gelip kapımızı çalmaları gerekirdi. Kendimizi yalnız hissetmememiz gerekir. Ne bir esnaf odası arıyor, ne bir belediye geliyor, ne bir kaymakamlık geliyor. Hiç kimse kapımızı çalmıyor bizim. Kaderimize terk edildik daha doğrusu. Vatandaş olarak bizim gündemimiz çok daha başka diyorsunuz. Kesinlikle açlık. Ya şu an açlık gerçekten. Yani evine şu an ekmek alıp giden insandan iyisi yok. Yarın seçim olsa, evet, mevcut iktidara oyunuzu verir misiniz? Vermem, çünkü vermememin sebebi anlattıklarımdan dolayı vermem. Şimdiye kadar yalan yok. Mevcut iktidara oy verdiğimiz oldu. Ama şu zamanda vermem yani. Pişmansın. Yani pişmanız tabii. Şimdi dediğim gibi yani bu 4-5 aylık bir süreçte kapımızı çalan yok, arkamıza duran yok, sorunumuzu soran yok, ne haldesin diyen yok. Şu an çoğu insanların elektrik suları yemin ediyorum kesilmiş ve ben çoğu arkadaşlardan görüyorum. Faturaları kesilmiş. Niye? Yokluktan veremiyor adam. Yani en azından bu insanların telefon faturası olsun, elektrik olsun, su olsun, bunların önüne geçilmesi lazımdı. Erken seçimi yapılıp yapılmaması benim isteme bağlı, zaten yapılacak. Yapılacak. Kesin olarak yapılacak. Eğer erken seçim yapılmasa ben hiçbir zaman artık ne siyasetle ilgileneceğim ne bir şey takip edeceğim. Bu kadar körüm demektir yani. Ama neden yapılmıyor şu anda dersen ayrı bir soru olur. Çünkü şunun hazırlığını yapıyorlar şu anda. Neyin hazırlığı? Muhalefet bloğunu çatlatmasını çalışıyorlar yani. Çünkü şu andaki durum öyle bir durum yoktur yani, kazanma şansı yoktur yani. Ve bunu da İyi Parti nasıl çatlatırız ya da çekeriz formülleri aranıyor yani, başka bir şey yok. Bunu bilmek için üniversite mezun olma gerek yok. Ama burada sorun kimde? Sorun muhalefette. Muhalefet korkak davranıyor. Oysa ki müsaade alabilir miyim? Oysa ki çözüm sürecinde Bakan'ın dağ kadrosuna adam gönderdiler, şunu gönderdiler. Hiç Erdoğan korkmadı. Bu millet siyasette korkan insanı sevmiyor. Oysa ki Meral Akşener özellikle tavrını, rengini belirlemeli. Ya ben milliyetçilik ekseninde bir oy vereceksem sen MHP'ye veririm. Eğer sen MHP ile aynı şeyi devam ediyorsan sen, o zaman ne gerek var? Yani siyasi elpazede rengini belirli ortaya koyacaksın. Korkmayacaksın. Bak ne sorarsan sor, sana şunu söyleyeceğim. Korkmayacaksın. Korkmak sadece siyasette değil, dünya hayatın her alanında başa beladır. Mevcut iktidara hiç oyunuzu verdiniz mi? Benim öz yeğenim, yani kardeşimin çocuğu adı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Ben 2007'ye kadar oy verdim. 2007'den sonra yani ne oldu banası artık? Aslında bana bir şey oldu, yok. Yarın seçim olsa mevcut iktidara tekrar oy verir misin? Ben vermedim ki bir daha vereyim.
Yani 2007'den sonra ben vermedik bir daha vereyim. Abi ben 62 yaşındayım, bir dakika. Hayır. Yanlış konuşma. Ben 62 yaşındayım. Ben varlığı da gördüm, yokluğu da, iktidarı da gördüm. Ne acılıyordu? O zaman para yoktu. Yine Allah'a şükür ediyordu. Şimdi para bol. Şimdi para bol. Bereketi yok. Para bol da silah yapıyor. Başımızdakini doyuramıyoruz ki. Başımızdakini doyuramıyoruz ki. Silah aramıyordu bu. Vallahi ya. Sen aç kalıyorsun, ben yiyemiyorum. Al sen ye diyorsun. Daha hala da şükrediyorsun. Şu maskeyi bile dağıtamadı bu devlet. Erken seçim yapılsın mı? Evet, yapılacak tabii. Yapılsın. Bu gidiş onu gösteriyor. Yapılmazsa zaten nasıl söyleyeyim, bu AK Parti kazanamazsa bile zorluk çıkartacak. Benim şahsi fikrim. Niye? Şimdi bu adamlar zaten İstanbul'u kaybetti, ortalığı birbirine kattılar. Bakın şunu ciddiye almıyorlar. Cübbeli Ahmet Hoca mıdır nedir? Bir ara ne dedi? Tarikatlar silahlanıyor dedi. Bu adam bir şey söyledi. Ha ben tarikatları hiç sevmem ama silahlanıyor dedi. Bu uyarıdır. Nasıl uyarıdır? Bir Türkiye Gençlik Vakfı mesela diye bir şey var. AK Parti her an seçim kaybetti ama bunlar Erdoğan'ı tutacaklar. Yani demek istediğim şu anda abla şuraya bir milletvekili gelsin. Halk kendini küçük görüyor. Halk küçük görmeyecek abi. Halk milletvekilinden ben daha büyüğüm mesela. Cumhurbaşkanı gelsin. Ben bacak üstüne çelerim böyle. O beni gördüğü zaman yakasını ilikleyecek Cumhurbaşkanı. Niye? Ben seçiyorum onu. Benim üstün olmam lazım ondan. Ama bizde nasıl şakşakçılık. O efendim hoş geldin. Hoş geldin. Bu ne abi ya? Doğru değil mi? Avrupa'da böyle bir şey yok. Kafeye oturuyor Cumhurbaşkanı. Normal bir halk hiç hoş geldiniz Cumhurbaşkanı böyle aşırı saygı göstermiyor. Niye? Edepli, düşünceli insanlar, zeki insanlar. Ama bizde böyle bir şey yok ki. Şimdi şurada milletvekilini geçtim. Vali gelsin. Hepsi yalakalından, şakşakçılığından. Ya ne kardeşim ne? Ben seçmiyorum onu. Vali kim ya? Belediye başkanı kim? O benim hizmetçim. O benim hizmetçim. Ben seçiyorum onu. Benim daha üstün olmam lazım. Yani ben ona saygı göstermemem lazım. Onun bana saygı göstermesi lazım.